Selam gençler, kimyadasınızsınız. Kimyadası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler, bu ders videomuzda 11. sınıflar için gazların karıştırılması kısmını anlatmak istiyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, gazlar karıştırılırsa biz burada iki ihtimalden bahsederiz. Ya tepkime vardır ya da tepkime yoktur. İlk başta tepkimin olmadığı durumu inceleyelim isterseniz. Şimdi yukarıdaki kaplara bakın, burada bir musluk var, görüyorsunuz ki A tarafı var. A gazının olduğu bölge var. B gazının olduğu bölge var. Biz böyle kaplar arkadaşlar bileşik kaplar diyoruz. Evet, bileşik kaplar denir arkadaşlar. Şimdi musluk açılınca ne olur? Musluk açılınca A gazı buradan hareket eder, B gazı da buradan hareket eder ve bunlar homojen olarak, değil mi? Tabii gazlar ne yapar biliyorsunuz ki? Her tarafa eşit olarak dağılırlar ve biz bu karışıma homojen karışım diyoruz. O yüzden bunlara biz homojen olarak karışırlar diyebiliriz. Pekala, şimdi burada ne olur? Tabii A gazının bakın ne oluyor? Hacmi artıyor. B gazının da hacmi artıyor. Dolayısıyla A'nın ve B'nin kısmi basınçları azalıyor. Fakat toplam basınç ne olur diye bakacağız. Bunun bir formülü vardır arkadaşlar. Bakın, şu anda tepkime yoksa bu formülü kullanacağız. Nedir formülümüz? Şudur. Şimdi A gazının yaptığı başlangıç durumda neydi? Basıncı P1, hacmi de V1'di. O zaman P1 çarpı V1 diyoruz. Artı başlangıçtaki arkadaşlar B gazı için yaptığı basınç, o kaba yaptığı basınç P2'dir. Ve hacim de bunun V2'dir arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Son durumda ise P son çarpı V son. İşte biz burada ne yaparız? Kaba yapılan son basıncı bulabiliriz. Peki V son nedir? Arkadaşlar V son, bakın bu tür kaplarda zaten gazlar her tarafa eşit dağılacağı için bizim buradaki V sonumuz V1 artı V2. İşte kaç tane varsa, işte bir sistem daha varsa P3 çarpı V3, yine ona ekleyeceğiz. Bu şekilde biz bunu yorumluyoruz. Şimdi bir uygulama yapalım mı? Bakın görüyorsunuz, X gazı var, Y gazı var. X gazı sol tarafta 2 litrelik kısımda ve 1.4 hacimle sahip, basınca sahip. Y gazı da 3 litrelik hacme sahip ve 2.4 atm basıncı varmış. Şimdi bunlar arkadaşlar musluk açılacak. Musluk açılırsa ne olur? P toplam kaç atm'dir diye soruyoruz A şıkkında. Hemen ne yaparız? Hem biliyorsunuz deminden daha yapmıştım. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son şeklinde biz bunu ifade edebiliriz. Şimdi burada P1 çarpı V1, yani başlangıçta X'in basıncı 1.4'müş, hacmi 2'ymiş, artı P2 çarpı V2, o da 2.4 çarpı 3'müş, eşittir P son çarpı V sonumuz kaç arkadaşlar bu durumda? 2 artı 3. Çünkü toplamdaki hacimiz 5 litrelik bir hacimiz burada vardır. Peki buraya yazarsak 2.8 artı 7.2 eşittir 5 tane P son olursa, evet, 10 burada 5 P son olunca arkadaşlar P son buradan ne oluyor bu durumda? 2 ATM olmuş oluyor. Şimdi son durumdaki basıncımız, yani kaptaki toplam basınç, son durumdaki basıncımız 2 ATM olmuş oluyor. Şimdi bize ne sormuş bakın? X gazının kısmi basıncını sormuş. Şimdi sadece X'in için, X için soruyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın, burada şöyle birkaç yöntemle yapılabilir ama öncelikle şimdi X için düşünelim. Başlangıç ve son durumu düşünelim. Şimdi X durumu paramvars neratı yazdığımız zaman, şimdi musluğu açtık. X'in molünde bir değişiklik var mı? Yani sistemden dışarıya bir gaz çıkışı oluyor mu veya gaz girişi oluyor mu? X gazından bahsediyorum. Yok, değişmiyor. Peki R'de bir değişiklik var mı? Yok. T'de bir değişiklik var mı? Yani sıcaklıkla alakalı bir şey söylemişiz mi? Dememişiz. Sadece ne oluyor bakın? Hacim artışı var. O zaman ne olur bakın? Böyle bir şey yazabilir miyiz? Px1 çarpı Vx1 eşittir Px2 çarpı Vx2 şeklinde yazabiliriz. Peki bu durumda X2'nin, X1'in, yani X'in başlangıçtaki basıncı 1.4 ATM'ydi. Hacmi ise 2 litreydi. Son durumdaki X'in basıncı ne olur? Hacim ne oluyor? Hacim tabii ki gazların hacmi arkadaşlar 5'er litre oluyor, değil mi? Son durumda baktığınız zaman musluk X her tarafta, Y de her tarafta. Dolayısıyla 5'er litre olmuş oluyor. 2.8 eşittir 5 tane PX2 olursa da, buradan 2.8'i 5'e bölersek 25 olsa 5 nokta. Arkadaşlar 0.56. 0.56 ATM olmuş oluyor. Son durumdaki kısmi basınç. Arkadaşlar kısmi basınç neydi? Onun yaptığı basınçtan bahsederiz, tamam mı? Peki Y'yi sormuş olsaydım ya böyle yapardık. Hani Y için yapardık aynı şekilde. Hani 3 çarpı o Y için nasıl yazarız? 3 çarpı 2.4 eşittir PY2 çarpı 5 yazardık. Ya da toplam basıncımız 2 ATM değil mi? Bu 2 ATM'yi kim yapıyor? Y ile X yapıyor. O zaman P toplamımız kimdir? PX artı PY desek. Zaten 2 ise bu. Bu da 0.56
16 ise buna ne geliyor arkadaşlar? Burada da arkadaşlar 1.44 atm geliyor. Son durumdaki basıncı da y'nin kısmi basıncı bu olmuş oluyor. Başka nasıl yaparsın? Bak başka bir tane daha söyleyeyim size. Hadi bakalım. Şimdi bak bu tarz sorularda ki birazdan tepkimi olduğu zaman da bunu yorumlayacağız zaten. P çarpı V'yi mol gibi düşünebilirsin, tamam mı? Yani herkesin P çarpı V'si mol gibi düşünelim. Yani bakın 2 çarpı 1.4'ten burada arkadaşlar bu vatandaşın hani basıncı belli, hacim belli. O zaman mesela burada 2.8 mol çarpıyorum ya. 2.8 mol X gazı varken bunu çarparsak arkadaşlar bunun molü de işte ne oluyor? İşte 7.2 mol oluyor. Çarptığımız zaman. Şimdi P çarpı V moldi ya. Bunun molü ile bunun molün toplamı. Yani baktığın zaman bunun yani sonuçta burada bir mol ifadesi var görüyorsunuz ki. Herkes molüne göre basınç yapar diyorduk ya biliyorsunuz ki. Son basıncımız neymiş? 2 ATM'miş. O zaman şimdi şöyle bir şey var. Yani bunun basıncı 2.8 ATM ise arkadaşlar 2.8 P ise diyelim. Çünkü herkes molüne göre burada basınç yapacak son durumda. Bunun molü de arkadaşlar 7.2 mol olduğuna göre bunda 7.2 P olacaktır. O zaman son durumdaki bizim arkadaşlar basıncımız zaten 2 ATM ya. Yani şöyle 2.8 P ile arkadaşlar 7.2 P'nin toplamı 2 ATM ise buradan mesela biz 2.8 ATM'li kısmı P'li kısmı bulabiliriz. Ha, bu da yapılabilir tabii ki arkadaşlar. Bu da yani bilmeniz gereken bir şey. Evet. Şimdi arkadaşlar burada başka başka örnekler yapalım size daha iyi olayı anlatmak için. Şimdi burada bizim bileşik kaplarımız var. Bakın 3 tane kabımız var. Hemen muslukları açalım. Muslukları açarsak ne olur arkadaşlar? Tabii bunlar tepkimeye girse tepkime verir, tepkimeye girer der. Bu da öyle bir şey yok. Hatta gazın ismini bile vermemiş. Demek ki tepkimeye girmiyor bunlar. 3 tane ortamımız varsa ne yapıyoruz? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı P3 çarpı V3. Eşittir diyeceğim. Ne diyeceğim arkadaşlar? P son çarpı V son. Şimdi P1 V1. Yani baktığımız zaman şu birinci durumda basıncımız 1.5 ATM'ymiş. Hacmimiz ise 2 litreymiş. Artı işte P1 ve P2 V2 2 çarpı 3 diyorum. Bakın P3 V3 yani 1 çarpı 1 görüyorsunuz ki. Eşittir. P son çarpı hacmimiz ne oluyor toplamda arkadaşlar? 2 buradan, 3 buradan, bir de buradan toplam hacim 6 litre olmuş oluyor. Pekala arkadaşlar bakalım hemen. İşte 3 artı 6 artı 1'den eşittir 6 tane P son oluyor mu burada baktığınız zaman? 10 eşittir 6 tane P son olursa arkadaşlar onu biz 6'ya bölersek 10 bölü 6 yaklaşık olarak işte 1.6 gibi bir şey geliyor değil mi? Yani yaklaşık olarak tabii tam değilse de 1.6 bu ne oluyor arkadaşlar? P son. Şimdi P son demek şudur. Yani bu kabın her tarafında aynı basınç vardır zaten. Yani burada da 1.6 ATM'lik basınç vardır. Burada da 1.6 ATM'lik. Burada 1.6 ATM'lik. Yani kabın her tarafında aynı basıncı biz göreceğiz. Peki ne diyor? Musluklar açılınca kaptaki basınç değişimi ne olur? Zaten bakın burası 1.5 ATM ya. 1.5 1.6'dan küçük olduğuna göre demek ki ne oldu? 1.6'ya gidince artmış oldu burada bakın. Burası bakın 2 ATM burada azalır o zaman demek ki. Başlangıçta 2 ATM şimdi artık 1.6 ATM yapıyoruz. Burası 1 ATM burada da artmış oluyor. O zaman azalır azalır azalır. Burada da artar artar artar. Hepsini veren şıkkımız da D şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi böyle sistemlerde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu da güzel bir sistem. Şimdi bakın burada sadece neon gazı var ama bunu özellikle yazmak istedim. Hani P çarpı V'nin mol olduğunu görün diye istiyorum özellikle. Şimdi burada arkadaşlar bazen böyle biz musluk yok da pompa kullanırız. Pompayla bir gazın yani mesela gazın hepsi gitmez de istediğimiz gaz miktar kadar oraya göndeririz. Sonra pompayı kapatıveririz. Bir kısım burada kalır, bir kısım burada kalır gibi. Bu soru böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bakın neon gazı var. 5 ATM basınç yapıyormuş. 6 litrelik hacim varmış. Bunun %40'ı bu tarafa aktarılıyormuş. Şimdi ben size ne demiştim? P çarpı V'yi arkadaşlar mol gibi kullanabilirsiniz. Çünkü bakın param varsa ne rahat yazıyoruz ya hani. Zaten sıcaklık sabit, R sabit, P çarpı V mol gibi düşünülebilir. Şimdi o zaman 5 çarpı 6'dan o zaman burada başlangıçta bakın 30. Yani 30 mol madde ya da işte 30 N de diyebilirsiniz fark etmez. 30 mol diyelim hani N'i hiç karıştırmamız gerekiyor. Başlangıçta 30 mol madde var tamam. Bunun musluğu aç yani pompayı açıyoruz. 30 molun %40'ı diğer tarafa geçiyormuş. O zaman 30 çarpı 40 bölü 100 yaparsak ne olur bu durumda? %40'ı yani 12 molü. Arkadaşlar demek ki buraya 12 mol gider. Burada ne kalır? 30 mol vardı. 12 molü buraya giderse burada kalır 18 mol. Biz bunu bu şekilde
söyleyebiliriz. Demek ki burada 18 mol var. Şimdi ne diyor bize bakalım arkadaşlar? Birinci kapta, şimdi bakın musluğu kapattık. Yani buradaki pompayı kapattık. Burada 18 mol madde var. Burada 12 mol madde var. Birinci kaptaki yüzeye yapılan çarpma sayısı azalır demiş. Arkadaşlar azalır mı? Tabii ki azalır. Çünkü neden? Bak şimdi çarpma sayısını hatırlarsanız ben size şöyle bir formül gibi yani gayri resmi olan bir formülden bahsetmiştim. Neydi arkadaşlar? Şöyleydi. Hani molekülün sayısı yani mol sayısı çarpı hızı bölü hacim demiştim. Şimdi hacim sabit, hız da sabit. Çünkü hız sıcaklık değişmiyor, maddenin eması değişmiyor. Ama ne oldu? Mol azaldı. Mol azalırsa düşünsene bakın bir tane madde var. Yani 3 mol var diyelim. 3 tane molekül var diyelim. Sonra bir tane molekül olsun. O zaman 3 kere çarparsa şimdi bir defa çarpar. Dolayısıyla mol sayısı azalırsa çarpma sayısı azalır. Evet doğru. İkinci kaptaki gaz basıncı ve birinci kaptaki gaz basıncı ne olur? Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık biz? P çarpı V'yi mol gibi kullanmıştık. Şimdi ben burada ikinci kabı soruyorum sadece. İkinci kapta kaç mol madde var? 12 mol madde var. Peki ikinci kapın hacmi ne kadar? 4. O zaman buradaki basıncımız ne oluyor arkadaşlar baktığımız zaman? Basıncımız baktığımız zaman tabii ki 3 atm olması lazım. 3 kere 4'ten 12. O zaman demek ki ikinci kaptaki gaz basıncımız 3 atm olur. Peki buraya bakalım. Buradaysa arkadaşlar gene aynı şekilde P çarpı V'yi biz mol gibi düşünmemiş miydik? Burada da baktığımız zaman 6 litrelik bir hacim var. Evet. Basıncı bilmiyorum. Ve ne kadar kaldı burada? 18 mol'luk kaldı. Gene bakın burada 3 atm'lik bir basınç olmuş oluyor. Yani demek ki o zaman arkadaşlar buradaki tüm öncüllerimiz de doğru olmuş oldu. İnşallah anlamışsınızdır. Hadi bakalım şimdi bir tane güzel bir sorumuz var yine. Burada bakıyorsunuz görüyorsunuz ki. Kimyacı arkadaşlar hepiniz bir kimyacısınız. Kimya çözdüğünüze göre kimyayı sevdiğinizi düşünüyorum. Şimdi burada X gazı var sol tarafta. Evet 2 atm 2 litre var buranın hacmi. Şimdi burada ne var arkadaşlar bakın. Burada bir Y gazı var ve musluk kapalı burada görüyorsunuz ki. Şimdi burada musluklar açılıyor ve tepkime yok. Tepkime olsa zaten bize söylerdi değil mi? Ne yapıyorduk biz hatırlarsanız? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son diyordum değil mi? Hatırlarsanız işte şurayı X için yazayım. Şu için, şunu da Y için yazayım. Şimdi P1 çarpı V1. Zaten bakın X'in basıncı belli. Hacmi de belli. Evet. Artı şimdi P'ye. Şimdi P'yi biliyor muyum? Arkadaşlar P'yi biliyor muyum acaba diye baktığımız zaman. Şimdi bizim pistonlu kabımız var değil mi? Şu bak şurası kapalı. Burası kapalı olduğu zaman zaten burası pistonlu kap. Pistonlu kapta neydi? Hani piston serbestse ki burada serbest görüyorsunuz ki. Başlangıçta arkadaşlar bakın başlangıç için söylüyorum. Başlangıçta Y'nin kısmi basıncı neyse dışarıdaki basınç da aynı şekildedir. 1 atm'dir. Yani çünkü neden? Piston kendini ileri veya geri hareket ederek iç basıncı dış basınca eşitler. O zaman demek ki PY'nin basıncı da 1 atm oluyor. Çarpı hacmi zaten bakın hepsi birer bölme, birer litre demişiz. Kaç bölme var? 1, 2, 3. Yani 3V başlangıçta görüyorsunuz. Ya 3 diyebilirsiniz. Hani evet 3 litre yani. Eşittir. Biz burada P son çarpı V son. Şimdi bize ne diyor? Piston nerede durur diyor. Zaten biz burada V sonu bilmiyoruz. Acaba P sonu biliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar buraya musluğu açtık. X gazı buradan girdi. İşte burada baktığımız zaman bir karışım oldu değil mi? Yani Y gazı da burada. Her tarafta gazlar birbirine karışıyor baktığınız zaman. Ama arkadaşlar bu son durumda burası artık kocaman pistonlu kap gibi oluyor mu? Yani son durumda arkadaşlar artık bizim buradaki P sonumuz neye eşit oluyor? Buradaki dış basınca eşit olmuş oluyor. Yani 1 atm eşit oluyor. Çünkü piston serbest. Piston ileri ya da geri hareket edebilecek pozisyonda. Dolayısıyla arkadaşlar son durumda 1 atm olacaktır P sonumuz. O zaman ne olur? 4 artı 3 eşittir. V son olmuş oluyor. V sonumuzun 7 olması lazım. Yani 7 litre olması lazım son duruma demek ki. Zaten bak burada 2 litrelik bir basınç var, hacim var mı? Var. O üzerine ekleyeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki piston arkadaşlar şöyle bir yere C noktasına gelirse olay dengelenmiş olur. Bu şekilde bunu çözdük. Evet şimdi arkadaşlar tepkime varsa ne yapıyoruz? Şimdi tepkime varsa biz ne demiştik? Bize bir mol lazım tabii ki. Gazlar musluk açıldığında bir tepkimeye giriyorsa biliyorsunuz ki bize ne lazım? Onların molleri gerekir arkadaşlar. Moller. Peki biz ne yapmıştık? Biz P çarpı V'yi mol gibi kullanabiliyoruz demiştik arkadaşlar. Mesela diyelim ki buranın hacmini 1 litre diyelim. Mesela veriyorum sayı veriyorum. Burasının hacmini 3 basıncı 3 atm olsun. Buranın hacmi 2 litre olsun. Basıncı da arkadaşlar 2 atm olsun. Şimdi o zaman buranın molü ne olur? 1 çarpı 3'ten. Burasının molü 3 mol olur. Başlangıç molü. Buranın molü de 2 çarpı 2'den 4 mol olur. O zaman tabii ki başlangıç,
tepkime sonuç diye yazacağız. Başlangıç daha musluk kapalıyken, tepkimeye girmezken burada x molün, x'in 3 mol olduğunu söylüyoruz. Y'nin de 4 mol olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Buradan daha yok. Musluğu açtık. Bunlar tepkimeye girer. Buradan x gazı gelir. Buradan y gazı gelir. Bunlar çarpışırlar. Tepkime oluşur. Ne olur arkadaşlar? Tabii burada artık tepkime yorumluyoruz. Bakın burada gerçeği şöyle. Bir katsayısı 1. O zaman buradan 3 gittiğinde buradan da 3 gider. Buradan da ne oluşur ama? 6 oluşur. Neden? Çünkü 2 katsayısı var. O zaman buradan hiç kalmaz. Burada 1 mol artar. Burada da 6 mol oluşur. Ona göre bakacağız işte bakalım arkadaşlar. Son durumdaki basıncımız nedir gibi. Hani son durumdaki herkes molüne göre basınç yapar. Burada her maddenin ayrı ayrı kısmi basınçlarını bulabiliriz. Bu şekilde biz bunu yapabiliriz. Tamam mı? Bunu bu şekilde yorumlayacağımızı söyleyelim. Şimdi sorular yapalım. Daha iyi algılamak açısından. Evet. Şimdi dediğimizin bir örneği var aslında. 3 litre var. 2 ATM var. 2 litre var, 4 ATM var. Musluklar açılıyormuş ve denklem var burada. Hemen yazalım denklemimizi. N2 gazımız var burada görüyorsunuz. Artı 3 tane H2 gazımız var. Ve sonuç olarak da 2 tane amonyak gazımız var. Biz bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Başlangıç, tepkime, sonuç. Hani BTS'de de kodlayabilirsiniz. Akılda kalır. Şimdi burada arkadaşlar tam verimli tepkimeye giriyormuş. Nasıl yapacağız şimdi bakın. Basınç var, hacim var. Çarparsak bakın ne olur. Bunların başlangıç molü aslında 6 mol değil mi? Burada 6 mol'lük azot gazı, pardon özür dilerim, 6 mol burasıymış, özür dilerim. Hidrojenmiş orası. Tamam. 4 kere 2'den bakın burada da 8 mol'lük azot gazı var. Burası 8'miş. Tamam bunu yazdık. Şimdi bunlar tabi bundan daha yok. Musluk daha kapalı. Musluk açılıp ve bunlar tam verime tepkimeye girince birisi bitmek zorunda. Şimdi bakın 1'e 3 bak 1'e 3. 8'e 24 ama 6 mol var. Buradan olmadı. O zaman şöyle bakıyoruz. 3'e 1. O zaman buradan 6 mol giderse gidenler girenler azalır. 1'den ne kadar azalır? 3'ten 6 azalırsa 1'den 2 azalır. Sonuçta ne oluşur? Bakın 1'den 2 azalır. 3'ten 6 oluşur. 2'den de 4 mol'lük bir oluşum olur. O zaman arkadaşlar bakın burada 6 mol'lük madde arttı. Yani gaz tepkimeye girmeyen madde var. Burada hiç kalmadı. Burada da arkadaşlar 4 mol oluştu. Evet. Son durumda arkadaşlar 10 mol'lük bir gazımız var görüyorsunuz ki. Şimdi son durumda bize diyor ki kabın basıncı ne olur? Şimdi ne yapıyorduk? P çarpı V'yi biz mol gibi düşünüyorduk ya. Aynı şekilde P son çarpı V sonu da mol son gibi düşüneceksiniz. Şimdi hangi gazlar var? Ama bakın dikkat edin gazları alacaksınız arkadaşlar. Gazları. Önemli olan şey bu. Yani katı olsa almazdık. Neyse. Şimdi P sonu soruyoruz biz. Çarpı V sonumuz ne? Arkadaşlar bakın 3V burada 2L de burada toplamda 5 litrelik bir hacim var mı? Evet var. 5 eşittir. En sonumuz ne oluyor arkadaşlar diye bakarsak? Tabii 6 mol burası. 4 mol de burası. 10 mol. O zaman buradaki P sonumuz ne oluyor bu durumda? 2 ATM olmuş oluyor. O zaman demek ki arkadaşlar kabın son basıncı 2 ATM'dir. Bunu bu şekilde söyledik. Peki. Son durumdaki azotun kısmi basıncını sormuş. Tamam 2 ATM de. Bu 2 ATM kim yapıyor? Tabii ki hem tepkimeye girmeden kalan azotlar hem de oluşan amonyak gazı yapıyor 2 ATM'yi değil mi? Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Pekala bize ne söylemiş? Kısmi basınçlarını bulalım demiş. İyi bulalım. Tamam nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi herkes molüne göre basınç yapar ya bakın şimdi. Hem hidrojen yani hem azot gazını düşün hem de amonyak gazını düşün. İkisi de aynı ortamda bakın. Param varsa ne rahat düşünelim bakın. Hani biz kısmi basıncı daha önce yapmıştık. Şimdi her ikisi de zaten aynı ortamda. Yani hacimleri eşit. Sıcaklıkları eşit. Molleri eşit. O zaman hepsi yani R'ler eşit. Herkes molüne göre basınç yapar. O zaman toplamda baktığım zaman bakın 10 mol'lük gaz var. 10 mol'lük gaz aslında son durumda 10 mol'lük gaz ne kadar basınç yapıyor? 2 ATM basınç yapıyorsa bakın o zaman 6 mol'lük azot gazı ne yapar bu durumda? 10 mol 2 ATM yaparsa yani 1 mole 0,2 demek ki o zaman 1.2 ATM yapacak azot gazının basıncı. Peki aynı mantıkla 4 mol'lük arkadaşlar amonyak ne yapar? O da işte 1'e 0,2 ise 4'e 0,8 zaten toplarsam 2 gelmek zorundaydı görüyorsunuz ki. Dolayısıyla azot gazının kısmi basıncı 1.2 ATM'dir doğru. Kaptaki toplam mol sayısı azaldı mı? Bakalım arkadaşlar başlangıçta 8 artı 6 mol'den 14 mol'lük bir madde vardı. Son durumda ise 6 artı 4'ten 14 mol'e düştük. 10 mol'e düştük arkadaşlar. 6 artı 4, 10 mol'e geldik. Yani toplam mol sayısı da azalmış oldu. Cevap da burada Edirne geldi. Hadi bakalım kısmımızın bu kısmın son sorusunu çözelim isterseniz. Evet gene burada bakın bir bileşik kap var gördük. Şimdi arkadaşlar ne yapalım tepkimi ben bir daha buraya yazayım mı? Evet amonyak gazı var görüyorsunuz ki. Artı HCl tepkimeye girmiş ve ne açığa çıkıyor? Amonyum klorür
açığa çıkıyor. Pekala. Şimdi buranın basıncı ve hacmi, tabii ne demiştim ben hatırlarsanız, hani bize bir mol lazım tepkime olduğu zaman. P çarpı V'yi, değil mi? P çarpı V'yi mol gibi düşüneceksiniz. O zaman 100 çarpı 300'den burada 300 mol madde varken, hani böyle yani tabii bir oranlamak yani tam 300 olmaz ama hani 300 ense burası da o zaman 100 çarpı 2'den 200 en. Ama hani hiç ene falan gerek yok. Burada zaten birbirini götürecekler onlar. O zaman burada 200 mol'lük madde varmış gibi düşünebilirsiniz. Burada da yok. Şimdi başlangıç, tepkime, sonuç. Şimdi ne diyor? Arkadaşlar tam verime tepkime giriyor. O zaman zaten birebir bunlar görüyorsunuz ki az olan biter. Yani buradan 200 gittiğinde buradan da 200 gidecek. O zaman buradan da 200 oluşacak değil mi? Bunu böyle yazabiliriz. O zaman burada 100 mol arttı. Evet. Burada hiç kalmadı. Buradan da 200 mol oluştu. Pekala arkadaşlar. Şimdi soru şu. Diyor ki sistemin son basıncı 20 mi? Şimdi ne demiştik? P son çarpı V sonu en son gibi değerlendirebilirsin. Şimdi P sonu soruyor bize. V son ne? Arkadaşlar 100 artı pardon 2 artı 3'ten toplam 5 litre. Evet 5 litremiz var. Peki en son arkadaşlar ne yapıyorduk? Molleri topluyorduk ama katının basıncı olmayacağına göre bunu hiç görmeyeceksiniz. Yani ne yapacaksınız? Sadece amonya alacaksınız. Yani 100 mol olarak alacaksınız. O zaman demek ki arkadaşlar burada bir ince bir durum vardı. P son burada ne oluyor? 20 milimetre civa, santimetre civaymış pardon. Santimetre civa olarak karşımıza geliyor. O yüzden bu doğru. Sınırlayıcı bileşen arkadaşlar biten maddedir. Biten madde kim? Burada HCl. Hayır. HCl'dir. Amonyak değildir. O yüzden bu ifademiz yanlış olur. Artansız tepkime gerçekleşir mi? Arkadaş artan var. Amonyak artmış görüyorsunuz ki. Artansız değil. O yüzden bu da yanlış oluyor. Hangisi doğru? Cevap yalnız bir. Adana doğru olmuş oluyor. Arkadaşlar anladık mı? Hadi bakalım inşallah anlıyoruzdur. Tabii siz bol miktarda sorular çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Bakın gazlar konusunda baya baya ilerledik. Önemli bir konu. İyi ilerliyoruz diye düşünüyorum. Siz de bol miktarda sorular çözerek bunu pekiştiriyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.